Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni, dans ederim hayalinle, yine de yaşarım seni. Programımızı yakından takip edenler hatırlayacaklar. Geçtiğimiz haftalarda Bonjour ekibi olarak sizleri Haluk Levent konserine götürmüş, hem Haluk Levent'le keyifli bir söyleşi gerçekleştirmiş, hem de organizasyonun perde arkasını sizlere aktarmıştık. Organizasyon son derece başarılı geçmiş ve konser alanı hınca hınç dolmuştu. Bu başarılı organizasyonun arkasındaki başarılı isim Hasan Doğan, bu haftada Bonjour'un özel konuğu oluyor. Neden mi? Çünkü Doğan bize yeni bir konserin müjdesini veriyor. Şimdi Murat'cığım, organizasyonumuzun adına İlkbahar Konseri diye bir başlık attık. Sanatçımız tamamen duygu dolu bir sanatçı. O aşk şarkılarını buğulu sesiyle yorumlayan ender sanatçılardan bir tanesi. İlk defa Paris'e kendisini getireceğiz. Canlı performansıyla buradaki takipçilerimiz, davetlerimiz kendilerini izleyecek. Simge. Mışmış. Şimdi Simge sanatçımız da pop sanatçıların arasında son döneme damgasını vuran, en iyi çıkış yapan, en iyi single ödülünü almış bir sanatçımız. Gerçekten Bağ duygulu sesiyle, Simge'de hareketli şarkılarıyla müthiş bir performans sergileyecek. Organizasyonumuzda bulunan herkese çok özel anlar yaşatmak istiyoruz. Bir duygu yüklü bir an, bir de pozitif elektrik yüklü bir an. İki duyguyu bir arada o gün 8 Nisan'da sunacağız değerli takipçilerimize. Dilerseniz sizin de merakla beklediğiniz Baha ve Simge konserlerine tekrar dönelim. Hasan Bey, izleyicilerimizin kulağı bizde. Konsere gelenler 8 Nisan'da nasıl bir ortamla karşılaşacaklar? Organizasyonumuzun konsepti şu şekilde olacak. Sahnemiz olacak. Biz sahnemizin orta kısmından 10 metrelik bir podyum olacak. 10 metrelik bir podyum. 10 metre, yani 4 metreden başladık. Şimdi 10 metreye mi zaten? 8 metreye çıkardık. 8'den şimdi 10 metreye çıkardık. Neden? Çünkü sanatçılarımızın bulundukları noktalarda sevenlerine, hayranlarına yakın olmasını, kesinlikle onlarla o elektriği, o diyaloğu yakalamasını sağlamak için bu tarz bir konsept oluşturduk. Podyumun bitiş noktası bariyerlerle komple kapanıyor. O kısım, o bölümde kalan sahne önü, podyum kenarları VIP diye adlandırdığımız özel kısımlar oluyor. O kısımların biletlerini bizlere ulaşıp direkt bizden değerli takipçilerimiz alıyor. Normal biletlerimiz, ayaklı kısım diye adlandırdığımız o kısmın, bariyerin ötesindeki kısmın biletlerini normal satış noktalarımız var efendim. Orada satış noktalarımızdan değerli takipçilerimiz oradan biletlerini alabilirler. Gelen davetlerimiz çok farklı bir şey yaşayacaklar. Sanatçımız Baha'nın zaten uduyla birlikte ve gitarıyla birlikte ne kadar güzel şarkıları, ne kadar ölümsüz şarkılara imza atmış bir sanatçı. Bu kadar beyefendi bir kişilik ve bu kadar müzik kalitesi yüksek olan bir sanatçı o gün orada sevenleriyle, hayranlarıyla bir arada olacak. Bundan daha güzel mutluluk bilmiyorum ben. Tarif edemiyorum. Program nasıl başlayacak? DJ arkadaşlarımız mı sahne alacak sonrası? Evet, ön programda DJ arkadaşlarımız var. DJ Sinan Sepko, DJ Bünyamin ve DJ Baran arkadaşımız var. Bunlar sahne alacaklar. Hani motivasyon, geceye hazırlık, ön hazırlık. Aman şimdi kulağınızı dört açın. Hasan Doğan konsere gelmek isteyenleri çok önemli bir konuda uyarıyor. Fakat zaman çok var diye düşünüp beklemesinler. Yani erken davranan iyi yerleri kapar. Hasan Doğan'a Fransa'da yaşayan gurbetçi arkadaşlarımıza yaşattığı güzellikler için teşekkür ediyoruz. Bizler de herkesi 8 Nisan'daki Baha ve Simge konserine bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi mikrofonumuzu son sözleri almak için konuğumuza bırakıyoruz. Sevgili Murat, Bonjour ve Star TV izleyicileri, 8 Nisan'da Sal Elize'de Baha ve Simge konserinde müzik var,
dans var, tempo var, heyecan var. Sadece yapmanız gereken tek şey biletinizi alın bu muhteşem konserde bizimle birlikte olun. 8. Nisan'da görüşmek üzere diyorum. Ya da ben seni çoktan unutmalıydım. Başka şehirlere taşınmalıydım. Kaldırıp düşleri